Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yoğurtlu bakla kavurması tarifi paylaşacağım. 750 gram kadar baklam var. Baklamı temizledim ve yıkadım. Böyle güzelce yıkayalım. Şimdi ocağa su koydum, 1 litre kadar. Kaynadıktan sonra baklalarımı içerisine atacağım. Koyduğum su kaynadı. Suyun üzerine 1 tatlı kaşık tuz ilave ediyorum. Ve hemen ardından temizlediğim baklaları atıyorum. Hepsini attım. Şimdi böyle kaynatacağız. Baklalar yumuşadıktan sonra ocaktan alacağım. Şimdi baklamı yaklaşık 45 dakikadır haşlıyorum. Biraz uzun sürüyor tencerede. İsterseniz düdüklü tencerede de yapabilirsiniz. O daha kolay oluyor. 15-20 dakikada haşlanır. Ama tabii bakladan baklaya da değişiyor yani haşlanma süresi. Siz elinize bakın şöyle eziliyorsa haşlanmıştır. Ya da tadına bakarak da bakabilirsiniz. Yumuşaması yeterli. Şimdi baklamı süzeceğim. Daha sonra kavuracağım. Baklanın böyle suyunu süzdüm. Bir defa da soğuk su döküp üzerine yine süzdüm. Şimdi tenceremin altını açtım. Tencereme yarım çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. Küçük soğanım vardı. Küçük küçük yemeklik doğradım bunu. Bunu kavuracağız. Soğanı güzelce kavuralım. Soğan da kavruldu. Üzerine 1 tatlı kaşığı domates salçası ilave ediyorum. 1-2 dakikada bunu kavuruyorum. Artık baklayı ilave ediyorum. Şimdi baklayı karıştırdım. Ocağımla da kıstım. Kısık ateşte şöyle bir 10 dakika kadar arada karıştırarak kavuracağız. Evet, bakla kavrulmak üzere. Hemen kavrulmaya yakın birer çay kaşığı, bir çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı da karabiber attım. Bunları şöyle bir karıştıracağım. Bütün malzemeler birbirine girsin. Tuzuna baktım. Tuzu az geldi çünkü suyunu süzmüştük. Suya da biraz ilave etmiştim. Tuzu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. Bunu da karıştırıp artık ocağımın altını kapatacağım. Yemeğim hazır. Yemeğimi servis tabağına aldım. Şimdi üzerine biraz sarımsaklı yoğurt yaptım. Bundan dökeceğim. Çok güzel oluyor. Şöyle biraz da tereyağı erittim. Tereyağı eridikten sonra da içerisine toz, kırmızı biber attım ve kapattım. Ve yemeğimiz hazır. İnşallah bu tarif sizde dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.